Devam edelim. Diyanetle devam edelim. Bakın Diyanet'in geçtiğimiz hafta yayınladığı Cuma hutbesinde mesai ve ders saatleri Cuma namazına göre ayarlanmalı ifadeleri tepki çekmişti. Tabii ki de tepki çekecek. Burası layık demokratik bir ülke. Dine göre normal hayat, siyasal hayat oraya entegre edilmemesi lazım. Layık ülkelerde böyle oluyor. Şimdi o ifadeleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından metne bakın sonradan eklendiği ifade edildi. Tartışmalı açıklamalarıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gündemden düşmüyor. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbelerin Erbaş'ın kontrolünden geçerken değiştirildiği iddia ediliyor. Son iddiaya göre Diyanet'in geçtiğimiz hafta Cuma hutbesindeki iş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim ifadeleri metne sonradan Başkan Ali Erbaş tarafından eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları tarafından dile getirildiği belirtilen iddiaya göre hutbedeki tartışmalı ifadeler orijinal metinde olmadığı halde Erbaş'ın isteği üzerine hutbeye son anda ekleniyor. Barış, huzur ve iyiliğin egemen olması için 4 Ağustos Cuma günü yayımlanan hutbenin son kısmında yer alan mesai ve ders saatleri Cuma namazına göre ayarlanmalı ifadeleri tepki çekerken konu yargıya taşındı. Hutbelerin nasıl hazırlandığına ilişkin bilgi veren eski Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, uzmanlar tarafından hazırlanan hutbelerin daire başkanları tarafından bir üst göz olarak incelendiğini, hutbeleri son olarak inceleyen Diyanet İşleri Başkanı'nın eklenecek ya da değiştirilecek yerleri belirledikten sonra değişim için geri gönderdiğini belirtmişti. İddiaya göre Diyanet İşleri Başkanı Erbaş düzeltmeleri kendi yapıyor ve uzmanların görüşüne başvurmadan yayımlıyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a